Tosun ailesi İç Anadolu ve Aysun Geri Dönüşüm adı altında 1960'lardan bu yana geri dönüşüm serüvenini yeni yatırımlarla taçlandırıp gerekli tüm izin ve lisanslar çerçevesinde sektörün öncüleri arasında yer almayı başarıyor. Metal geri dönüşümü konusunda uzmanlaşan firma ömrünü tamamlamış araçların bertarafını da gerçekleştiriyor. Geri dönüşüm, üretim esnasında ortaya çıkan atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını, kullanılamayacak kısımlarınsa itinayla bertarafını mümkün kılıyor. 1968 yılında hurdacılıkla işe başlayan Fevzi Tosun, bir aile geleneği için ilk adımı o yıllarda atıyor. Yıllar içinde yatırımlar birbirini izliyor, iş büyüyor. Firma geri dönüşüm sektörünün önemli temsilcilerinden biri oluyor. Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki tesisin ardından Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde ciddi bir yatırıma imza atılıyor. İşletmede bugün 3. kuşak temsilci Ersin Tosun yönetimde yerini alıyor. 1968 yılında Ankara'da kurulmuş Hurdacılar Sitesi'nde Fevzi Tosun rahmetli büyük babam orada faaliyetlerine başlamış. İç piyasadan alım, belli başlı firmalar, onların atı ama kendini durmayıp yenilemişler o dönemde. Yani bu nasıl olur? Konteyner sistemler, fabrikalar konteyner sistemler göndermişler. O şekilde toplamaya başlamış. 2007'de Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ne Aysun Geri Dönüşüm adı altında. Burada makine kimya ile pazarını yürütme kararı almışlar. Yalnız bu geri dönüşüm adına, demir çelik adına bir tık öne çıkmak için değirmen ünitesi, İtalya'dan ithalatını gerçekleştirdiğimiz makinamız. Bu makinenin ufak istediği tarzda malzemelerle doldurmak vardır. Yürümesinin sebebi, yani demir çeliklerin, eritme ocaklarının istediği ebatlarda hurda çıkarabilmesi. Bu nasıldır? Mesela 10 tonluk bir ocağı vardır demir çeliğin. Bunu bir kaba malzemelerle doldurmak vardır. Bir de ufak istediği tarzda malzemelerle doldurmak vardır. Firma İzabe tesislerinden bir önceki aşamayı teşkil ediyor. Faaliyetin yürütülebilmesi için gerekli tüm izin ve lisanslar alındığı gibi iş sürecinde çevresel etkiler de en aza indiriliyor. Gerekli Çevre Bakanlığı'nın izinleri, işte uyulması gereken çevresel etkinin kapsamındaki uyulması gereken tamamen, yani mesela o değirmenin emisyon sisteminden izni, yani o hurdayı kırarken, işlerken çevreye vermiş olduğu zararı en aza indiriyoruz biz. O değirmen sulu sistemle çalışıyor. Sulu o değirmen ünitesi içinde kırılan malzemenin tozu suya karışıyor. O yüzden de çevreye daha az zarar veriyor. Firma bugün Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iki ayrı işletmede toplam 45 bin metrekare alanda faaliyetini sürdürüyor. 10 bin metrekare alan, 1500-2000'i kapalı alan, geri kalan işimizin nedeninden dolayı, yani açık alan yapılması gerektiği için diğer kısımları açık alan. Bunun yanı sıra biz yine organize sanayide 35 bin metrekare bir alana ömrünü tamamlamış araçların bertaraf tesisini kurduk. Çok eski araçların, can güvenliği olmayan araçların hurdasını alıp tamamen bertaraf ediyoruz. Ömrünü tamamlamış araçların bertarafı konusunda Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşların sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Geri dönüşüm konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öngörülü davranan Recep Tosun, İç Anadolu bölgesinde bu konuda boşluk olduğunu görüp yatırım kararı alıyor. Türkiye'de 3 milyon ton hurda araç var ve bunu şu anda Türkiye'de, yanlış hatırlamıyorsam, 7 ya da 8 firma yapıyor. 8 firma. O kadar az ki ve İç Anadolu bölgesinde bu lisansa sahip olan hiçbir firma yok. Tamamen depolama ve parçalama kısmında. Başka hiçbir firma yok. O yüzden öyle bir kendi aramızda düşünüp, Recep Bey, babam bu konuda bize çok yardımcı olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve gerçekten sağlam tecrübesi olduğu için fikirleri bizim için her zaman değerli olan Recep Tosun sayesinde kuruldu. Bu 35 bin metrekarenin tamamı Recep Tosun kendisi düşünüp bütün lisanslarını tek tek emeği geçen insan. Öyle karar verdik. Peki süreç nasıl işliyor? Aracını hurdaya ayırmak isteyen, bu şöyle de olabiliyor, gerçekleşiyor. Trafik kazası olup araçları tamamen hurda haline gelip insanlar
elinden çıkartmak. Yani vergisini tamamen sorumluluğu üzerinden atmak isteyen insanlar var. Bizim şirkete gelirler. Arkadaşlar burada siz Çevre Bakanlığı'na bağlı sistemle çalışıyoruz zaten. Ayrıca ömrünü tamamlamış araçlar lisansı Çevre Bakanlığı tarafından veriliyor. Sistemine girip o plakaları, şase numarasına falan girdiğimiz zaman aracın üzerinde bizim yani onu hurdaya ayırmamamız için bir neden yoksa, borcu, trafik cezası, vergi borcu yoksa biz bunu hurdaya ayırabiliyoruz. Ondan sonraki süre şöyle işliyor. ÖTA'nın arkada geçici depolama alanımız var. Orada bekletiliyor. Tamamen emniyetten bu araç hurdaya ayrılmıştır, parçalanabilir dendiği zaman bu 35 bin metrekare alanda bunun için 1000 metrekare kapalı alan ayırdık biz. Burada aracı içeri alırız. Tüm aksamları nedir bu? Hava yastığıdır, lastikleridir, yağdır. Bunları tek tek mesela tehlikeli, yağ tehlikeli atığa giriyor. Bunu tehlikeli atık saklama alanlarımız var bizim. Orada saklayıp bunu alabilen firmalar yani bertaraf tesislerine gönderiyoruz. Ve her bir parçasını biz Çevre Bakanlığı'na tek tek kilosuyla birlikte bildiriyoruz. Tamamen kaba kısmı kalınca da bunu demir çelik gönderip tekrar bunu da geri dönüşümüne katkıda bulunuyoruz. Ekonomiye bunca önemli katkıda bulunan firma ağaçlandırma çalışmalarına da ayrı bir önem veriyor. Recep Tosun, firma kurucusu Baba Fevzi Tosun adına 5000 ağaç dikiyor. Recep Bey'in babamın diyeyim tamamıyla vefalı bir insan olduğunu buradan görebiliriz. Yani organize sanayi bölgesinde bizim 35 bin metre ya da 60 bin metrekare alanımız varsa bunun 20 bin metrekaresini yeşil alana ayırdık. Üzerlerine tamamen hiçbir şekilde kendi sermayemizle, kendi gücümüzle çam ağaçları, meyve ağaçları her tarafına yani Kırıkkale'nin kurak göreceğiniz her tarafına ağaç diktik. Çevreye de bu durumda biraz hani böyle geri dönüşümcü olarak verdiğimiz önemin orada biraz altını çizmek istedik açıkçası. Ersin Tosun hem ülke ekonomisi hem de çevre açısından ciddi bir iş yaptığımızın bilinciyle hareket ediyoruz diyor. Diğer sektör temsilcilerine de bu konuda çağrıda bulunuyor. Hem Ankara hem Kırıkkale bölgesinde gerçekten bu işi doğru düzgün yani örnek olmak istiyoruz açıkçası. Yani bu sektörde yani bazı tamamen ticari boyutun değil de hizmet sektörü, ülke için bir şeyler yapılabileceğini ve gerçekten bilinçli bir geri dönüşümcü şunu görmeli. Yani ciddi bir iş yapıyor. Her türlü metal atığı değerlendirebilecek makine altyapısına sahip olmaları firmanın gücüne güç katıyor. Ankara'daki firmamızda aylık 3000 ya da 5000 ton arası hurdanın geri dönüşümüne katkıda bulunuyoruz. Bunlar nereden geliyor? Bunlar gerek sokak toplayıcılarından, gerek bazı isim vermeden söylüyorum, firmalardan. O şekil, yani mesela şöyle söyleyeyim, Ankara'nın %10'luk bir, 15'lik bir hurdasına, yalnız bu herkesin değerlendirebileceği hurdalar değil, biz bunu makineleştiğimiz için değerlendirebilip satabiliyoruz. Yani mesela nakliye kısmında, yani iyi hurda gönderebilirler ama kötü hurdanın nakliyesini her firma yapamaz. Biz bunu makinalarımızla, İtalya'dan getirmiş olduğumuz presleme sistemiyle, kesme sistemimizle ufak parçalara ayırıp arabanın da devletin izin vermiş olduğu 25-26 tonu geçmeyecek şekilde tırlarımıza yükleyip nakliyesini yapıyoruz. Bu arada nakliyesini de kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan hiçbir şekilde araba almıyoruz. Kendi kendine yeten entegre bir yapı yıllık bazda geri dönüştürülen atık oranını da artırıyor. Ankara'da 3000-5000 ton arası dedim. Onlar sadece iç piyasadan geliyor Ankara'nın. Kırıkkale'de sadece makine kimyayla. Yani çok nadir iç piyasadan alıyoruz. Makine kimyada, makine kimyanın şartlarına göre değişiyor bu. Aldığımız ihalelere göre değişiyor. Mesela döneminde aylık 10 bin tona da çıkabiliyoruz. Ama yıllık ortalama verecek olursak 80 bin 70 bin ton civarında makine kimyadan hurdanın geri dönüşümüne yine katkıda bulunuyoruz burada. Firmanın bertaraf edebileceği atıkların bu denli yatırıma sahip olmayan işletmelerce de alınabilmesi karşılaşılan en önemli problemlerden biri oluyor. Biz
Bütün her şeyi lisanslara ve belgelere dayanarak, izinlere dayanarak yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor ki, sen hurdacılığı yapabilmen için beton sahan, makinaların bir kapasiten olması gerekiyor diyor. Ve biz bu lisans için her türlü yatırım yapıp kaçmıyoruz. Yalnız şöyle bir durum da var ki, bizim yerimiz var, kapasitemiz var, sizin verdiğiniz bize hurda toprağa karışmayacak, yağmur yağsa yağları toprağa karışmayacak. Bizim işte giderimiz var, giderin ucunda yağ tutucumuz var. Toprağa hiçbir şekilde zarar vermiyoruz, çevreye zarar vermemeye çalışıyoruz. Biz bunları yapıyoruz. Yalnız bizim alabileceğimiz hurdalardan herkes alabiliyor. Bunun önüne geçilemiyor ne yazık ki. Ancak firma farkını tecrübesiyle ortaya koyuyor. Hal böyle olunca yeni yatırımlar da kaçınılmaz oluyor. Biz her türlü ne gelirse işleriz. Ne gelirse geri dönüşümünü sağlarız. Yapamayacağımız hurda olarak sektör, çünkü büyük tecrübelere dayanıyor. Mesela ben 4. kuşağım ama benim babam Recep Tosun bu işi yıllardan beri yapıyor. Onun tecrübeleri var bende. Onun babası yıllardan beri yapmış, onun tecrübeleri var. Hurdanın bir dağ gibi de olsa uzaktan bakıp kilosunu netleştirebiliriz diye düşünüyorum. Bu seneki yatırımlarımızın içerisinde yine Tosunlar Geri Dönüşümü soyadımız. Tosunlar Geri Dönüşümü ve Alüminyum Eritme Ocağı kurmayı planlıyoruz. Ersin Tosun sözlerini noktalarken gerek sanayicilerin gerekse vatandaşların geri dönüşümün öneminin farkına varıp daha bilinçli davranmaları temennisini dile getiriyor. Bilincimizde şu olması gerekiyor. Geri dönüşüm ülke adına ülke adına en başta yararlı bir durum. Ve bunun bilincine varmamız gerekiyor. Herkesi de buna bilinçli olmaya davet ediyorum.